El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bir mutluluk sohbetinde inşallah sizlerle birlikteyiz. Her ne kadar sesimiz biraz kısık idi ise de Allah Teala'nın izniyle inşallah konuşmak istiyoruz. Sizlerle birlikte olmak için her şeyi feda ederdik sevgili kardeşlerim. Bu kadar sesimiz çıkıyorsa bunu da Allah'ın bir lütfu olarak kabul ediniz. Biliniz ki mutlaka Allah yardım edecektir. Biz öksüneceğiz. Sesimiz de kısık olacak. Ama inşallah sohbetimizi devam ettireceğiz. Çünkü sizlerle beraber olmak istiyoruz. Çünkü sizlerle sohbet yapmak istiyoruz. Çünkü sizlere mutluluğu anlatmak istiyoruz. Şu herkesin üzerine titrediği, mutlaka ulaşmak istediği, bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Neden ulaşamıyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için. Mutlulukları uğruna mücadele vermedikleri için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli hepiniz ödemekle mükellefsiniz. Mutluluğa sahip olmak için adım adım bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Evvela mutluluğun genel kanunlarını öğreneceksiniz. Mutluluk iki ayrı fazda incelenir. Birincisi cennet saadeti, ikincisi dünya saadeti. Cennet saadetimi hemen elde edebilirsiniz. Allah'tan bir tek dilekte bulunmanız, cennet saadetini elde etmeniz için mutlak olarak yeterlidir. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Dikkat edin ki bu sadece dudaklarınızın söylediği bir şey olmasın. Şuradan, kalbinizden bir şey isteyecek bunu. Unutmayın, Allah-u Teala oraya bakar, kalbinize bakar. Şuraya. Orada ne var? Allah'ı alakadar eden odur. Kalbinizde ne olduğu? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa, işte o zaman olayı bitirdiniz demektir. O bir tek dilekle, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a ulaşma dileğiyle siz cennetin anahtarını elde ettiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Peki bu kadar basit mi? Evet, aynı zamanda bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz?
Allah'ın sizinle beraber olduğu, sizi teşhiye ettiği, size önderlik, rehberlik ettiği bir mutluluk hayatı yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, bunun iki tane anahtarı yok. Sadece bir tane. Ya o dileğin sahibi olacaksınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. Eğer dilemezseniz sizi kurtaracak yoktur. Ne yaparsanız yapın, dünyanın bütün ibadetlerini en üst seviyede yapan birisi olun, kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Ya da ikinci yolu tercih edersiniz, mutluluk yolunu. Zor bir şeyden mi bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Bir bütünü içeren İslam merdiveni 28 basamaktan teşekkür eder. Bunun 21.sine ulaşmak adeta bedava bir olgudur. Nasıl Allah Teala size hiç size sormadan sizi mükafatlandırmış, gözler vermişse görebiliyorsanız, kulaklar vermişse duyabiliyorsanız, kalp vermişle onunla yaşayabiliyorsanız, hayatta kalabiliyorsanız, hissedebiliyorsanız. Ve bunun ne kadar büyük bir hazine olduğunun farkında bile değilseniz, bir tek dileğinizle Allah'ın sizi kendisine ulaştırmayı garanti etmesi de aynı tarzda bir ihsandır, aynı zamanda bir nimettir. İhsanın nimete dönüştüğü safayı Allah'a ulaşmayı dilemenin akabinde geçireceksiniz. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öylesine çok seviyor ki sizi, bu kadar büyük bir sevginin muhatabı olan sizler, acaba farkında mısınız? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini. Sevmese bir hiçle, sadece bir dilekle sizi üçüncü kat cennetine çıkarır mıydı? Sevmeseydi sadece bir dileğiniz yüzünden sizi dünya saadetinin yarısına layık görebilir miydi? Sevmeseydi sizi evliyası arasına alır mıydı? Öyleyse seviliyorsunuz. Bu sevilme müessesesine dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Siz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Sevilmek Allah'ın sevgisini kazanmak. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam demektir. O sizi yaratandır ve sevendir. Karşılıksız verendir. Gören gözleri, işiten kulakları, hisseden bir kalbi, faal bir vücudu
size karşılıksız hibe etmiştir Allah-u Teala. Karşılık istemez. Ona isteseniz de istemeseniz de bir şey yapamazsınız, bir tesir icra edemezsiniz. Ama kendinize çok büyük iyilikler veya kötülükler yapabilirsiniz. Dikkat edin, Allah-u Teala sizi, her birinizi başkalarının mutluluğunun bir vasıtası sayar. Başkalarını mutlu kılmak için hepiniz bir vasıtasınız. Bunun manası kendinizi mutlu kılmak için bir vasıtasınız demektir. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz mutluluğun aynını Allah mutlaka size yaşatacaktır. Bir kat fazlasıyla. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız bunun bir tek yolu var, başkalarını mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz ve hepimiz Allah'ın dostları olmanın o büyük mutluluğunu yaşayanlarız. Biz Allah'ın dostlarıyız. Allah bizlerin dostu. Nimel vekil, nimel vevla. Ne kadar muhteşem bir vekil, ne kadar muhteşem bir dost. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, ne demek istiyor Allah Teala acaba burada? Ne kadar güzel bir vekil diye. Buradan aklınıza gelecek olan şey tevekküldür. Sonra da mütevekkil olmak, yani tevekkülün sahibi olmak, yani Allah'ı kendinize vekil etmek. Mutluluk mu? Söz konusu olan mutluluksa bunun yegane amili Allah'ın size vekil olmasıdır. Oluyor mu? Derhal. Madde 1. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O noktaya kadar sizin bir iradeniz vardı, serbest iradeniz. O iradenizin sizi Allah'a ulaştırması, normal şartlar altında birçok zorluklardan geçeceği için Allah-u Teala bu talebi sizde görür görmez iradenizi devre dışı bırakıyor. Ve Allah'ın ilahi iradesi sizin vücudunuzu kontrolü altına alıyor. Ve tağutun size tesir etme imkanlarını bütünüyle devre dışı bırakıyor Allah-u Teala. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey son derece açıktır. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ التَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağutun onları kontrolü altına alma imkanı sıfırlandı. Onlar böylece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a yönelmekle tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Yani şeytana, tağuta kul olmaktan da kurtuldular. Allah'a kul oldular. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala daha ötesinde söylüyor, onlara müjdeler vardır. Onlara müjde vardır demiyor. Öyle söyleseydi yalnız cennet saadeti veya yalnız dünya saadeti anlaşılacaktı. Ama müjdeler diyor. Hem cennet saadeti 3. kat cennete kadar, hem de dünya saadeti yarıya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğiniz,
öyle şeyler sağlamalı ki size bu muhtevada her şeyin en güzeli sizin olsun. İşte yolculuğunuzun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı diledikten ki üçüncü basamaktasınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamağa kadar, Allah'ın zatında yok ettiğiniz 22. basamağa kadar sizin iradeniz devre dışıdır. Allah'ın iradesi, ilahi irade sizin her şeyinizi kontrol altına aldığı için iblisin size en ufak bir tesirde bulunması artık mümkün değildir. Tam bir muhafaza altındasınız. Ne zamana kadar? 21. basamağa kadar. Allah Teala sizi nefs tezkiyesine hazır hale getirir. Kalbinize imanı yazar. Nefs tezkiyesi yaparsınız. Nefsinizin kalbindeki her %7 fazilet birikiminde ruhunuz gök katlarında birer kat yükselir. Neticede 7 katı yükselip 7. katın 7 tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. İşte buraya kadar garanti altındasınız. Ne oldu? Allah-u Teala'ya tevekkül ettiniz. Allah'ı vekil tayin ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda bu otomatik müessesenin içine girer. Allah'ı kendisine vekil etmiş kabul eder Allah-u Teala o insanları Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Niçin öyle kabul eder? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yehdi ileyhi men yunib. Bu söz sebebiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu gerçekleştirmeye söz verdiği cihetle kişinin otomatik olarak vekili oluyor. O kişinin Allah-u Teala'ya vekil yapması veya vekil yapmaması konusunda bir fikrin sahibi olması gerekmiyor. Allah otomatik olarak devreye giriyor, kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. İstemez misiniz evliya olmak? Hani şu birçok insan için imkansız görünen evliya olmak. Birçok insan için imkansız bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar evliya olmayı ulaşılması mümkün olmayan bir zirve zannediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala da herkese evliya yapmaya hazır. Üstelik de bir hiç karşılığı, bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki, tevekkül ettiniz Allah-u Teala'ya. Tevekkülünüz otomatik olarak gerçekleşti Allah'ın o sözü üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'a kendisine ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda vekil tayin etmiştir. Ve Allah otomatik olarak kumandayı ele alır ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona doyulmaz zevkler yaşatır. Vuslattan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın tevekkül müessesesi kalkar. Bundan sonra kulun tevekkülü söz konusudur. Kul ya tevekkül edebilir ya da edemez. Kul tevekkül ederse ne olur? Eğer şu imanın sahibi ise, madem ki
Ben Allah'a ulaşmayı dileyince inandım ki Allah Teala beni mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Bu imanım sebebiyle Allah Teala beni kendisine ulaştırdı. Ben ulaşmadım. Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben o imanın sahibi olursam ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman mutlaka Allah benim vekilim olarak harekete geçecek ve beni fizik vücudun teslimine mutlaka ulaştıracaktır. İşte böyle bir iman Allah'ı size gene vekil kılar. Eğer o imanın sahibiyseniz, ben Allah'ın fizik vücudumu teslim almasını diliyorum. Ve bu dilek Allah-u Teala'nın mutlaka devreye girmesini ve benim fizik vücudumu teslim almasını vücuda getirecek olan bir imanı ifade eder. Ben kesin olarak inanıyorum ki ben Allah'ın benim fizik vücudumu teslim alacağına inanırsam, o imanın sahibi olursam, Allah-u Teala mutlaka benim vekilim olacak, benim irademin yerine Allah'ın ilahi iradesi geçecek ve beni mutlaka Allah fizik vücut teslimine de ulaştıracak. İşte yeniden Allah'ı vekil tayin ettiniz, Allah sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bu noktadan itibaren yeniden Allah'a tevekkül edeceksiniz. Allah'ı vekil tayin edeceksiniz. İlahi irade yeniden devreye girecek, sizi daimi zikre ulaştıracak. Sonra gene sizin talebiniz üzerine irade-i ilahiyinden devreye girecek, sizi irşada ulaştıracak. Sonra gene sizin imanınız üzere ilahi irade yeniden devreye girecek, iradenizi de teslim alacak. Böylece irşat makamının sahibi olacaksınız. Her biri ayrı bir zevki, ayrı bir mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize Allah Teala sizi ulaştırır. Siz ulaşmazsınız. O ulaştırır. O gösterir mürşidinizi. Mutlaka bir vasıtayla size ulaşır, mürşidinizi gösterir. Ona karşı sevgi koyar kalbinize. Allah'ın kontrolü altındasınız. Allah'a kapalı olan kapılarınızın hepsini açmıştır. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi almıştır. Görme hasınızın üzerindeki gışaveti almıştır. Kulaklarınızdaki vakrayı almıştır. İşitme hasınızın mührünü açmıştır. Kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizdeki ekinleti almıştır ve yerine ihbat koymuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonra sizi mürşidinize ulaştırmıştır. Mürşidinize karşı sevgiyle doldurmuştur Allah için çarpan yüreğinizi.
tabiyetiniz, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılışı, nefs tezkiyesine başlamanız ve fizik vücudunuzun tabiyetinizle beraber ikinci kulluğa ulaşması. Sonra nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir tezkiye kademesi yükselmeniz, ruhunuzun Allah'a doğru 7 gök katında her %7'lik nur birikiminde bir kat yükselmesi. Ve nihayet Allah'ın zatına ulaşmanız. Siz mi yaptınız? Hayır, siz yapmadınız. Allah yaptı. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi, cüz'i iradenizi devreden çıkardı ve sizi Allah'a ulaşmaya ehil kıldı ve ulaştırdı. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren ikinci kat cenneti elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cenneti de elde ettiniz. Mürşidinize ulaşmanızla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız arasında geçen devrede ise nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbine %49 fazilet yerleştirdiniz, fazıl yerleştirdiniz. %2 de rahmet yerleştirdiniz. Nefsinizin karanlıklardan ibaret olan, afetlerden ibaret olan kalbi, kapkaranlık olan kalbi %50'den daha fazla nura kavuştu. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanına sahibiydi. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle donatılmıştı. Hepsine tesir etmek imkanı vardı. Ama şimdi nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlık hakimiyeti sona erdi. Hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Yani evliya oldunuz. Asıl tabiriyle veli oldunuz. Evliya kelimesi çoğuldur. Tekil olan veli kelimesidir. Ve bu veli kelimesi dost manasına gelir. Evliya da dostlar. Ama ne var ki evliya kelimesi Türkçe'ye tekil olarak yerleşmiştir. Yani falancadan bahsedilir. Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır derler. Halbuki o velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi kullanılıyor dilimizde. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar. Bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın iradesi sizin iradenizi devre dışı bırakarak sizi kontrol altına aldı, kendi zatına ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilemeniz otomatik olarak Allah'a tevekkül etmektir. Otomatik olarak şeytanı ve tağutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakmaktır. Onlardan kaçınıp kurtulmayı başarmaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşırsınız. Yönelmek başka şey, ulaşmak başka şey. Ulaşmak için önce yola çıkmak gerekir. Ve nefsinizin afetleri istikametinde yola çıkmanız söz konusudur.
ruhunuz Allah'a doğru nefs tezkiyesi boyunca %7 %7 nefsinizin kalbi aklanarak ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı. 7 tane gök katını aşmanız tarik-i müstakimi aşmanız anlamına gelir. Evvelce Allah'ın zatına ulaşmanız anlamına gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraberiz. Her şeyin en güzele ulaşması konusunda hep Allah'a dua ederiz. Şu anda kim bizden dua istemişse işte onlar için dua etmekteyiz. Sadece mutluluğunuz için değil, her talebiniz için, satışlarınız için, Allah yolundaki hizmetinizin makbul olması için, Allah-u Teala'nın sizi mukaddes kılması için yaptığınız Allah yolundaki hizmetten bereketli kılması için ona dualar ederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka yolunuzu açar. O bereketin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ve siz bir bütünün birer parçalarısınız. O yaratıcı, siz yaratılansınız. O Halık, siz mahluksunuz. Ama ilmiyle ve rahmetiyle tepeden tırnağa sizi kapsamıştır. Yani size ilmiyle ve rahmetiyle şah damarından daha yakındır. Şah damarınızdan daha yakındır. Sizin her an, her yaptığınızdan haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sevinmelisiniz, çok mutlu olmalısınız. Kainatı yaratan Allah sizin dostunuz. Neden? Çünkü siz onun dostu olmak için, onun evliyası olmak için, velisi olmak için bir karar aldınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu Allah için Allah'ın kendisini vekil tayin etmesi için yeterlidir. İşte bütün bu vekalet ayet sözleri niçin söyledik? Nimel vekil, nimel mevla diyor Allah-u Teala. O ne güzel bir vekildir, ne güzel bir dosttur. Ama arkasında sizin Allah'ı vekil tayin etmeniz var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o mutlaka Allah'ı kendisine otomatik olarak vekil tayin etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala her zaman hazırdır. Sizin için vardır. Sizi mutlu olasınız diye yaratmıştır. O sizden bir yardım almaz. Onun ihtiyacı yoktur. Ama hepinize sonsuz yardım elini uzatmaya
daima hazırdır. Yeter ki siz isteyin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı hep hayır için devreye sokun. Hayır asıldır. İnsanlar vardır, Allah'ı şer için devreye sokarlar. Başka insanlara da bu sebeple zararları dokunur. Birisi bir başkasına bir kötülük yaptıktan sonra kötülüğe muhatap olan taraf Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi, seni vekil tayin ettim. Sen ondan benim intikamımı al." derse, Allah-u Teala haksızlığı mutlaka cezayla sıfıra indirir. Allah hesabı çabuk görendir. Ama buradaki olguya da dikkatle bakın. Bir kişi A, bir başkasına B zarar verdi. Ona zarar verecek bir davranışta bulundu. Onun bir malını çaldı. Ona hakaret etti. Onu dövdü, yaraladı. Hepsi geçerli. Her biri bir başkasına zarar vermektir. Allah-u Teala'nın kanunları aynı anda eşitliği sağlar, sıfırlar olayı. Kim başkasına kaç derece tutarında bir zarar verdiyse, hangi şekilde olursa olsun zarar, o kadar derece zarar verenin amel defterine negatif dereceler olarak, nakıs dereceler olarak, eksi dereceler olarak kaydedilir. Kaybedilen derece ile dünya üzerindeki fiil birbirlerini dengeler, sıfırlar. Bunun altında kendisini ezik hisseden, zarara uğramış olan kişi Allah'ın bu kanunundan haberdardır veya değildir. Her iki halde de Allah-u Teala'ya müracaat etmesi mümkündür. Ya Rabbi, ben devreden çıkıyorum. Benim intikamımı, ahımı onda bırakma, ondan al. Allah-u Teala suçu işleyen kişiye mutlaka bunu bir acıyla, aynı miktardaki ızdırabı o kişiyi de ulaştırmak suretiyle ödetir. Ama ödettiği zaman zulme uğrayan kişinin kazandığı derecat kadar kaybettiği derecatı oluşur. Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır gene. Olaylarla olaylar birbirini götürmüştür. Bir ötekine bir kötülük etmiştir. Allah-u Teala da ona aynı acıyı vermiştir. Olaylar eşitlenmiştir. Dereceler de eşitlenmiştir. Kötülük yapan derecat kaybetmişti. O kaybettiği derecatla Allah-u Teala'nın ona tattırdığı acı karşılaşıldığı zaman bunu derecat kazancıyla ifade eder Allah-u Teala. Kişiye tattırdığı acıyla ona ulaştırdığı derecat birbirini sıfırlar. Ne oldu? Olaylar sıfırlandı. Başka birine acı tattırdı, kendisi de aynı acıyı tattı. Ne oldu? Dereceler de sıfırlattı, sıfırlandı. Başkasına o acıyı tattırdığı zaman derecat kaybetmişti. Kendisine Allah-u Teala o acıyı tattırdığı zaman derecatını iade etti. Kazandığı ve kaybettiği dereceler eşit. Başkasına tattırdığı acıyla kendi tattığı acı aynı seviyede oldu. Zarar gören cephesinden bakalım. Zarar gördü, derecat kazandı. Ama Allah-u Teala'yı vekil tayin etti. Allah-u Teala bir kişiye aynı miktardaki acıyı yaşattığı an
bu kişinin kazandığı dereceler kaybolur. Yani sıfıra iner. Aynı miktarda derecat kaybeder kişi. Öyleyse ne oldu? Allah'ın indinde eşitlik sağlandı. Sağlandı ama her cepheden eşitlik sağlandı. Daima birinci etapta olaylarla dereceler karşı karşıya gelir, eşitlik sağlanır. Eğer zarar uğrayan kişi intikam almak isterse, bunu Allah-u Teala'ya bırakmazsa, kendisi intikam almak isterse, intikam aldığı anda kazandığı dereceyi tekrar kaybeder ama aynı olayı diğer tarafa da yaşatır. Olaylar da sıfırlanır, dereceler de sıfırlanır. Oysa ki kişi kendisine bir zulüm yapıldıktan sonra sabredebilse sadece kazançhanesinde olacak rakam ve o kişi kazandığı dereceyi kaybetmeyecek. Allah'ın kanunları çok incelikleri beraberinde getirir. Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hayır nedir? Derecat kazandıran olaylardır. Affederseniz siz bundan derecat kazanırsınız diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah her şeye kadirdir. Öylesine güzel dizayn eder ki, bir muhteşem dizaynın her şeyiyle sizleri sarması, Allah'a yakınlığınızla doğru orantılıdır. Siz Allah'ı ne kadar severseniz, Allah-u Teala sizi o kadar mutlu eder. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir insanın Allah'a sevgisiyle, fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin sevgisi aynı değildir. Fizik vücudunu teslim eden kişi Allah'ı daha üst seviyede sever. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ise fizik vücudunu teslim edenden de daha fazla sever. İrşada ulaşan kişi ondan da daha çok sever Allah'ı. İrşad makamına tayin edilen, iradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden daha fazla sever. Dikkat edin ki Allah'a olan sevginizle Allah'ın size karşı olan sevgisi arasında tam bir paralellik vardır. Hiç aksamaz. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sevgiye dayalı, mutluluğa dayalı bir hayat yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Bir mutluluk yolculuğu. Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün daha güzele gideceğiniz, bir güzellikler zinciri, altın zincir. O her an sizi en güzele ulaştırmak için hazırdır. Sadece ve sadece her birinizin ayrı ayrı mutlu olmanızı ister. Söylediğim gibi yardım imkanı da elindedir ama sizin talebinizle. Siz Allah-u Teala'dan o yardımı dilemedikçe Allah'tan size yardım gelmez. Allah-u Teala hepinizin cüz'i iradesine değer verir. Bu cüz'i iradenizi öyle bir dizayn içerisinde tutacaksınız ki bu cüz'i irade Allah'ın iradesine paralel olacak. Cüz'i irade Allah'a ulaşmayı dileyecek.
İlahi irade, cüz'i iradeyi devreden çıkartacak ve o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak. Yol boyunca 3. basamaktan 22. basamağa kadar olan bir dizi olay kişiyi her geçen gün biraz daha, biraz daha, biraz daha mutlu hale getirir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Siz de mutlu olmaya ehilsiniz ve hak sahibisiniz. Öyleyse mutluluk hem hakkınız hem vazifeniz. Niçin vazifeniz? Allah'a ulaşmayı dilemek vazifeniz. Niçin hakkınız? Dilediğiniz zaman otomatik olarak bu hakkın sahibi oluyorsunuz. Ve ömrünüz varsa 5-6 ay mutlaka Allah'ın zatına, Allah ruhunuzu ulaştırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluk ufuklarını Allah Teala size alabildiğini açıyor. Bütün güzellikler sizin için, tüm renkler sizin için, bütün kainat sizin için. Her şeyin arkasında siz varsınız. Mutlu olmaya layık olan insan. A benim canlarım, ciğerlerim. Hal böyledir de neden mutsuzsunuz? Çünkü Allah'ın size olan taleplerini yerine getirmiyorsunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, o kendisi için bir şey istemiyor ki. Yaptığınız her şey yalnız sizin için, sadece sizin için, sadece sizin mutluluğunuz için. O Allah ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Ama öyle müstesna bir kanun koymuş ki siz mutlu olabilmek için başkalarını da mutlu etmek mecburiyetinde olan bir varlıksınız. Ne zaman başkalarına bir nebzecik mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu ederseniz, siz de onların her birinin mutluluğunu yaşarsınız. Etrafınızda 20 kişi varsa, o 20 kişinin hepsine bir nebze mutluluk vererek yaşarsanız eğer, her birine mutluluğu, verdiğiniz mutluluğun muhtevasını siz de yaşarsınız. Her şey en güzel biçimde dizayn ediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah bir anlatabilsem size, anlatmak da yetmez ki sevgili kardeşlerim, yaşamak lazım. Yaşamadan o lezzeti tatmadan bilemezsiniz. Anlatılamaz ki. Kelimeler yetmez ki. Her şey muhteşem. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için. Neden o mutluluğu mutsuzluğa çeviriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına yaptığınız her kötü davranış, her nefsinizi devreye sokup kendinizi başkalarına üstün gösterme telaşınız, gayretiniz Allah'ın indinde sizi sadece küçültür ve mutsuz eder. Allah'ın size sizin mutluluğunuz için verdiği imkanları
neden başkalarından üstün olduğunuzu onlara hissettirmek için kullanırsınız ki? Ne zaman tevazu öğreneceksiniz? Ne zaman herkes sizin için bir değer ifade edecek? Ne zaman onların mutluluğunu kendi mutluluğunuzun önünde tutacaksınız? İşte o zaman siz Allah'ın emrettiği istikamette mutlu bir insansınız. Başka insanlardan üstün olduğunuzu ispat etmenizi sizden isteyen nefsinizdeki afetlerdir. Asıl ifadesiyle şeytandır. Maksadı mı? Şeytanın maksadı berrak bir su kadar berrak. Sadece sizi mutsuz etmek. Bir tek hedefi vardır. Hiçbir zaman gizlenebilecek bir tarafı da yoktur. Sadece tek bir hedef. Hepinize tesir eder. Hepinizi mutsuz etmek için. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın bir emrini yapmamanızı istiyorsa, işte o iblistir. Ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmanızı istiyorsa, işte o iblistir. Sizi parça parça etmek için, mahvetmek için, sonsuz mutsuzlukların içine atmak için her şeyi yapar. Korkunç derecede zalim bir mahluktur. Acıma hissi yoktur. Nefsinin afetleriyle hareket eder sadece. Izdırap vermek onun için sadece bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, o Allah ki kainatı yaratmış, ey insan kulum demiş, bu kainatı senin için yarattım. Al, kainat senin. Neresine gitmek istiyorsan her gece gidebilirsin. Ve mutlu ol. İşte problem buradan başlar. Çünkü insanlar mutlu olmaları için başkalarına mutluluk vermeleri gerektiğini bir türlü anlayamazlar. Anladıkları an zaten bilmece çözülecek. Herkes mutlu olacak. Ama iblis onun anlaşılmaması için her şeyi yapar. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, mutsuzlar. 100 insandan 90'dan fazlası mutsuz. Arkasında ne var? Allah'ı tanımamak. Arkasında ne var? Allah'ın söylediklerini dikkate almamak. Dikkate değer görmemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi seviyor. Allah Teala'dan ne dilerseniz onu yapar. Allah'tan bereket dilerseniz bereket gelir üzerinize. Yeter ki isteyin. Bizim de zaten görevimiz size mutlulukları ulaştırmak konusunda yardımcı olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Hepinizin ulaşacağı yerdedir. Onu yakalamak için bir dileğiniz olacak Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mı geri kalanını sıra sıra yolunuz üzerinde seyredeceksiniz. Seyri suluku gerçekleştireceksiniz. Ruhunuzu
Allah'a ulaştıracaksınız. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Şu dünyadaki en mutlu insanlar sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünya söz konusu. Sizi Allah Teala'nın indinde hep mutlu insanlar olarak görmeyi diler Allah Teala. Bizim de görevimiz Allah Teala'nın bize öğrettiği mutluluğu nasıl yaşayacağınızı size öğretmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.